Medya Merkezi Elon Musk gibi yaşama challenge'ımızın aslında sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sonucu da merak eden çok kişi var. Öncelikle bu challenge'ı neden yaptım? Yani challenge demek meydan okuma demek. Ben kendime meydan okumaları seviyorum. Bunu yapmayı seviyorum. Dolayısıyla da Elon Musk'ın challenge'ını denemeyi çok istedim. Fakat 3 kere bu challenge'ı çektim sizler için. Çektiğim süre boyunca başımıza gelmedik şey kalmadı. Kiminiz inanır, kiminiz inanmaz ama ben artık bu challenge'ı sonlandırıp başımıza gelen talihsiz şeyleri kapatmak istiyorum. Videonun sonunda merak edenlere onun ne olduğunu da söyleyeceğim. Çünkü merak etmeyenler için sonuna kadar izlemek zorunda değiller. Bu kısmı izleyip kapatabilirler. Öncelikle challenge nasıl geçti? Dediğim gibi 3 kere denemek zorunda kaldık. Ve üçünde de aslında ortak şeyleri deneyimledim. Bir kısmını videoya çekebildim, büyük bir kısmını çekemedim. İşte sonda söyleyeceğim sebepler yüzünden. Ama hepsinde her madde için ortak fikirlerim oluştu. 3 kere denemek de aslında bu anlamda bana iyi geldi. Öncelikle şunu söylemiştik. Elon Musk işte saat 12, daha doğrusu 1 gibi yatıyor ve sabah 7 gibi kalkıyor. Dolayısıyla burayı uygulamak benim için çok zor olmadı. Ben zaten 12-1 gibi yatıp sabah 7'de kalkıyordum. Aynı şeyleri yaptığımız için bu challenge de en kolay yöntemdi benim için. O dönemde sabaha kadar beklediğimiz süreler de olsa yine de sabah 7'de rutini devam ettirmek adına başarabildim. Sabah kahvaltısı yapmadığından bahsetmiştim. Günde 2 öğün beslendiğinden bahsetmiştim. Öğle yemeklerini yemek olarak, öğün olarak kullandığından bahsetmiştim. Benim öğle yemeğim yok. Onun öğle yemeği var. Benim sabah kahvaltım var. Onun sabah kahvaltısı yok. Sabahtan öğlene kadar aç kalmak, daha doğrusu gece akşamdan öğlene kadar aç kalmak benim için çok zor oldu. Dolayısıyla bu bana iyi gelmedi. Acaba gelir mi dedim ama hiç iyi gelmedi. Çünkü akşam yemeği saatlerimiz de çok farklı. Ben biyolojik rutinimi değiştirdim aslında bu challenge'ı yaparken. Çünkü akşam 8 gibi yemek yiyor. Ben akşam 6 gibi yiyorum. Dolayısıyla o 10'da değil 12'de ilk öğününü yapıyor. Ben 12'de değil 10'da yapıyorum. Yani benim rutinimle onunki aynı olmadığı için bu durumda beni oldukça zorladı. Çünkü 6'dan sonra yeme alışkanlığım yok, yiyemedim. Akşam yemeğimi 6'dan sonra tüketemedim. Dolayısıyla akşam yemeği saatim hep 6 ya da 5.30. Ben onu 6'ya çektim. Normalde 5 hatta benim akşam yemeği saatim. 6'ya çekmeme rağmen öğlen 12'ye kadar aç kalmak hiç iyi gelmedi. Bütün dengelerimi alt üst etti. Dolayısıyla bu maddeyi de elemek zorunda kaldım. Çünkü çok aç kaldım. Sabah kahvaltısı benim için bir rutin. Zaten evde geçirdiğim bir dönemde bu challenge'ı yapmak ne kadar doğruydu bunu da kendi kendime sorguladım açıkçası arkadaşlar. Kendisinin işte gittiği birkaç tane şirketi var. Farklı eyaletlerde şirketleri var. Dolayısıyla onun yolda geçirdiği süreyi ben hep evde geçiriyorum bu dönemde. Çok da onunla uyuşan noktalarımız olmadı. Her gün sabah duş aldığından bahsetmişti. Bu da zaten yaptığım bir şey olduğu için beni çok zorlamadı. Her gün sabah en kötü ertesi gün duş alma rutinim devam etti. Havalar şimdi biraz soğudu. Her gün sabah çok erken kalkıp duşa girip sonra Bella'yı çıkarmak biraz güç oluyor. Oturduğum yer çok rüzgarlı. Ama o rutini de bozmadan en azından bugüne kadar getirebildim. İş planına çok sadık kalan birinden bahsediyoruz. Benim o çektiğim dönem, sadık kalamadığım dönemler oldu. Onun dışındaki her süre zarfında zaten kendi iş planıma da sadık kalan biriyim. Ama o challenge'ı çektiğim dönem kalamadı. Bu bana nasıl hissettirdi? Oradan tutmak istiyorum. Sanırım bu dönem böyle geçmesi gerekiyor dedirtti. Açarak söylemek istiyorum. Aslında sonuçlandırma videosunu çekmekteki asıl amacım da tam olarak burası. Yapamadığınız zaman kendinizi dövmeyin. Elon Musk gibi yaşamaya çalışıp yaşayamadım, işte adam ne mükemmelmiş, tüh kahretsin falan demek yerine yani ben şu an öyle bir dönemden geçmiyorum demek çok daha mantıklı bence. Ben bu noktadan ele almak istedim ve böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da o dönemde iş planıma sadık kalamadım. Çünkü biz çok hastalıkla uğraştık. Videoyu çektiğim dönemde de. Dolayısıyla tabii ki sadık kalamıyorsunuz işlerinize. Buna ek olarak iş planında her güne kendi
şirketleriyle ayrı şirketleriyle ilgilendiğini ifade etmişti. Yani işte atıyorum kendime yorarak söyleyeyim. Pazartesi günü sadece koçluk yapıp, salı günü sadece video çekip, çarşamba günü sadece marketinge odaklanmayı çabalamak bana iyi gelmedi. Çünkü benim işim buna çok müsait değil. Koçluk yaptığımda kişiye, ay ben sadece pazartesi günleri ve salı günleri koçluk yapıyorum, onun dışındaki günler koçluk yapmıyorum, sana hangisi uyarsa tatlım kusura bakma diyemiyorsunuz. Eğitim verdiğimde ya kusura bakmayın benim sadece eğitim verdiğim günler pazartesi ya da işte çarşamba diyemiyorsunuz. Onun düzeni kendince doğru olabilir ama benim şu anki mevcut konumumda o da işe yaramadı. İşlerin daha çok karışmasına sebep oldu. 20 dakikalık aralıklarla çalışmak iyi geldi buna ek olarak. Sadece koçluk yaptığımda, danışmanlık verdiğimde ve eğitim verdiğimde bunu yapmıyorum. Yani diyelim ki koçluk üzerine bir çalışma yapacaksam 20 dakika çalışıyorum, ara veriyorum. Sonra bir 20 dakika daha çalışıyorum. Ama koçluk yapıyorsam bireysel olarak o zaman zaten süremiz minimum 1 saat olduğu için 1 saat onunla koçluk yapıp ara verip sonra yapmam gereken bir şey varsa 20 dakika ona çalışıyorum. Ya da YouTube'la ilgili bir araştırma yapmam gerekiyorsa 20 dakika çalışıp ara verip tekrar 20 dakika çalışıyorum. Toplantılarımı 20'şer dakikaya düşürmeye çalıştım ve çok iyi geldi. Çünkü toplantı süresi uzadıkça konunun dışına çıktığımızı fark ettim. Dolayısıyla bu da bana iyi geldi. Çalışma üzerine konuştuğumuzda 85 ila 100 saat çalıştığını ifade etmişti. Hala o sürelere gelemedim. Gerçekçi de olmak lazım arkadaşlar. Onun yaptığı kadar büyük bir iş yapmadığım için benim 85 ile 100 saat arası çalışmam da birazcık fazla oluyor. İmkansız değil tabii ki ama challenge'ı denediğim dönemde imkansızdı. Çünkü köpeğimiz çok hastaydı. Şu anki durumumda peki çalışabiliyor muyum diye sorduğumda hemen haftalık programa baktım. Hala gelebilmiş değilim. 85 ila 100 saat. Bırakın 100'ü 85'e gelebilmiş değilim. Çünkü bunun da bir çünküsü var. Covid'den dolayı o kadar evdeyiz ki bir süre sonra çalışma şevkiniz düşüyor. Evet koçluk yapıyorum. Evet YouTube'a bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Zaten bir proje işimiz var. Onu bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ama bunun toplamı 85 saati bulmuyor. Çünkü eskiden olsaydı belki evet derdim, daha da bir yüklenebilirdim ofisim varken. Ama şu an çok evdeyiz ve bir süre sonra o aynı ortamda 24 saatinizi geçirmek iyi gelmiyor. Yani bir yerden bir yere gitme durumu yok, toplantıdan toplantıya gitme durumu yok. İş arkadaşlarınızla fikir alışverişi olması durumu yok. Dolayısıyla 24 saat boyunca aynı noktada durmak yine bana iyi gelmedi. Eskiden belki 85 olmasa bile 70 saatleri rahat görüyordum. Ama 85 saat şu an benim için çok mümkün değil. Belki ilerleyen dönemde neden olmasın. Genellikle telefonla görüşmek yerine maillerle görüştüğünü biliyoruz. Çok denedim maille bir şeyler anlatmayı. Karşı taraftan aynı reaksiyonu alamadım. Ama o dönem denedim ve evet, eğer karşı taraftan reaksiyon alabiliyorsanız mail ile iletişim kurmak en sağlıklısı ve en az zaman alanı. Çünkü telefon açtığınızda nasılsın, iyi misin, dediğinizde o süre çok uzuyor. Mail ile hemen tık tık 1 dakika, 2 dakikada işinizi çözmüş oluyorsunuz. Şu an ne kadar geçerli olur bilemiyorum. Çünkü hemen danışanlarla telefonlarımızı alıp veriyoruz ve bütün bağlantılarımız telefon üzerinden gerçekleşiyor. Buna ek olarak haftanın 2-3 gün spor yaptığını ifade etmişti. Onu bu konuda geçtiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü ben bir skolyoz hastasıyım. Mümkünse her gün, değilse bile 2 günde bir spor yapmak durumundayım. Dolayısıyla onu burada geçtiğimi düşünüyorum. Bu rutinim hiç değişmedi zaten. Akşam yemeklerini çok sevdiğini ifade etmişti. Benim için zaten yemek yemek çok keyifli. Akşam yemekleri de çok keyifliydi. Akşamları oyun oynuyordu. Denedim. Çok mümkün olmadı. Belki bütün akşam değil ama akşamı keyifli geçirmekten bahsettiğini düşünmek istiyorum. Yani bütün akşam oyun oynamak değil, akşamları keyifli vakit geçirmek ve buna ek olarak oyun oynamak onun sevdiği bir şey olabilir. Bu noktada yani bağımlılık yapacağını düşündüğüm şeylerden hoşlanmıyorum. Eskiden çok oynuyordum. Size kendimi açık bir şekilde ifade edip bir şeye bağımlı olduğumda söylüyorum zaten. Oyun oynamayı çok severdim. Aslında şimdi başlasam yine çok severim ve bağımlısı olurum ve yapmak istediklerimi yapamam diye devamını getireceğim bir şey değil. Ama akşamlarımı keyifli hale getirmenin yolunu
buluyorum. O yüzden zaten 85 saat çalışamıyorum arkadaşlar. Çünkü gündüz çalışma saatlerim çok, rutinim çok belli köpeğimiz olduğu için. Akşamları keyifli vakit geçirme kısmı, evet, yine biraz da olsa o dönem için gerçekleşti. Şu anki dönemimde de hala bir şekilde çalışmamı bitirdikten sonra böyle günün tadını çıkarmak, yorgunluğunu atmak adına bir şeyler yapıyorum. Boş zamanlarında kitap okuyor demiştik. Bence kitap okumak boş zamanlarını değerlendirmek için bir şey olmamalı, bir alışkanlık olmalı. Ha, belki de o bunu ifade etmeye çalıştı ama ben yanlış anladım. Ama benim zaten kitap okuma alışkanlığım var. Dolayısıyla bu da zaten hep yaptığım bir şey. O dönem, videoyu çektiğim dönem çok gerçekleşemese bile bir şekilde kitap okumak için oluşturduğum bir rutinim var ve onu değiştirmemeye çalışıyorum. Gece 1'de yattığını ifade etmiştik. Yine bu her zaman yaptığım bir şeydi. O dönem 2'de 3'de belki de yatmamız gerekse bile Twitter kendini ifade ettiği bir yerdi. Çok Twitter kendimi ifade edebildiğim ve aktif olarak kullanabildiğim bir yer olmadı. Hatta şu dönemde Instagram'ı kullanmayı bile minimuma indirdim. Hala Twitter kullanıyorum ama Instagram en azından benim kendimi ve işimi biraz daha ifade etmeye çalıştığım yer olarak kaldı. Pazar günlerini ailesine ayırdığını yine ifade etmişti. Benim için doğru bir yer değil. Benim için aile çok kıymetli ve çok özel bir yerde. Tabii ki o çok çalıştığı için, çok büyük işler yaptığı için haftada bir gün ailesine ayırıyor olabilir. Ama bir gün değil. Ben yine hiç olmazsa 1,5 gün, yani cumartesi öğleye kadar çalışıp öğleden sonra ve pazar gününün aileye ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi o kadar büyük işler yapmıyorum ve aileme ayırmam gereken zamanın çok kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Hatırladığım kadarıyla bunlardan bahsetmiştik. Benim challenge'ı gerçekten hakkıyla yapamama sebebimi de şöyle ifade edeyim merak edenler için. Etmeyenler için, videoyu buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Evet, çok büyük bir insanın, çok ciddi anlamda çalışan birinin hayatını kendi hayatıma entegre etmeye çalıştım. Başarılı olamadım. Ama farklı challenge'lar, farklı meydan okumalar gelecek mi? İnşallah gelecek. Bu olmadı diye diğerleri olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu bana iyi gelmemiş olabilir. Bu strateji benim stratejim olmamış olabilir. Meydan okuma yapmamızın sebebi de tam olarak bu arkadaşlar. Beğendiğimiz ve bize iyi gelen noktaları alıp beğenmediklerimizi bırakacağız. Ve diyeceğiz ki bu bize iyi gelmedi. Başka birinin hayat tarzını kendimize çevirebilirsek oradan da bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Peki ben neden yapamadım? Hemen orayı da kısaca açıklayayım. Ben bu videoyu 2 kere çektim. Hatta bir kısmını silmişim. Yine elimde kalan birkaç done var. Onları sizlerle paylaşacağım. Bir tanesinde de hiç çekmedim. Tam olarak 3 kere denememde de köpeğim ameliyat oldu. İlk videoya başladığımız, seriye başladığımız zaman ayağında topallamaları başladı. Hatırlayan arkadaşlar bilir. Mayıs ayıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öncelikle bir operasyon geçirdi. Ameliyat oldu. Bize kanser dendi. Dolayısıyla zaten benim bu challenge yapma durumum bitti. Çünkü orada psikoloji sıfır. Yine de çabaladım. Sonrasında challenge'a dedim ki tamam, iyileştik, harikayız, ayağında platini vardı. Eğer iyileşirse bundan sonra öyle hayatına devam edecekti. Tamam dedik, iyiyiz, harikayız. Yine ben bir ay sonra bu challenge'ı tekrar çekmeye çalıştım. Yani challenge'a başladığım birkaç günün sonrasında ayağının iyileşemediğini ve kesilmesi gerektiğini öğrendik. Ben yine yerlerde, çünkü size emanet bir canı korumaya çalışmak, onun dilinden anlamadığınız için sizi daha çok yoruyor. Yani konuşsa keşke, ağrıyor mu, canı acıyor mu, üzüldü mü, bunların hiçbirini anlamadığınız için daha çok çöküyorsunuz onun size bakışıyla. Dolayısıyla bizim ikinci bir operasyon sürecimiz başladı. Üçüncü videoyu çekmeye başladığımda da ben rahatsızlandım. Ve dedim ki yani bu challenge benim için sanki böyle çekmesem daha iyi gibi olacak. Ve sonlandırma kararı aldığımda Bella'nın lenf bezi şişti. Şimdi onunla cebelleşiyoruz. Ama eminim ki oradan da mutlu bir şekilde ayrılacağız. Ve bu videoyu, Elon Musk Challenge'ını tamamen kapatmak ve hayatımızdan hastalıkları uzaklaştırmak istiyorum. Tabii ki bu size batıl inanç gibi gelebilir ama ben
Hani böyle görüyorum ve hadi kapatırsam güzel olurmuş gibi geliyor. Buraya kadar da dinlediyseniz, izlediyseniz teşekkür ederim. Arada söylediğim gibi bu iyi gelmemiş olabilir ama yenileriyle, çok daha farklarıyla bir araya geleceğiz ki bu meydan okumalardan kendimizi keşfedelim. Onların yaptığı güzel şeyler, onların yaptığı, onlara iyi gelen şeyler bize iyi geliyorsa hayatımıza dahil edelim. Neden başarılı insanlar gibi yaşamayalım bizlerle diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.